Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Sayfama abone olarak ve yorum yazarak vereceğiniz desteklere şimdiden çok çok teşekkür ederim. YouTube pratik analizi sayfamızın gelişmesi için sizlerin abone olması ve yorum yazması çok önemli. Bildiğiniz üzere Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon tanıtımı birkaç gün önce yayınlandı. Hemen Fazilet Hanım ve Kızları nedir ne değildir bir hatırlayalım. Biraz bir geçmişe dönelim. Yeni sezonda da neler olacak, nasıl gidecek onun hakkında da fikirlerimi sizinle paylaşayım. Fazilet Hanım ve Kızları bildiğiniz gibi geçen sezonun sonlarına doğru ekrana geldi. İşte seyirci kısa süre içerisinde Fazilet Hanım ve Kızları'yla bir bağ kurdu. Fazilet'in konuşmaları bir replikler halinde sosyal medyada seyircinin dilinde dolaşmaya başladı. Fazilet Hanım'ın hırslarını izledik. Fazilet Hanım'a yok artık bu kadar da olmaz, bu kadar da bir annenin hırsı çocuklarını kötü yola sürüklemez, onların hayatını mahvetmez de dedik. Dizinin bildiğiniz gibi sezon finali çok şok edici şekilde bitti. İşte Ece'nin hamile oluşu, ağzımın çıkıp ben Ece ile evlenirim demesiyle sezon finaline girmesi. Ben orada çok tepki de göstermiştim. Sosyal medya sayfamda da işte küçük bir kızın hamile kalışı ve büyük bir adamın sübyancılık yaparak kızla evlenmek istemesi, işte ne kadar da benim niyetim kötü değil dese, Fazilet Hanım ve Kızlarının içindeki bölümlere baktığımızda Asım'ın Ece'ye nasıl bir yakınlık gösterdiğini, nasıl bir bağ kurduğunu izledik. Ben kendi adıma söyleyeyim arkadaşlar, ben sübyancılık tarafındaki dizileri sevmiyorum. Ve Fazilet Hanım ve Kızlarını genel olarak Murat Saraçoğlu Hoca çekiyordu diye de izliyordum. Tabi diziyi zaman içerisinde sevdim. Yani dizinin içerisinde zaman içerisinde bağ kurduğum yerler oldu. Ama Ece olayı ve Asım olayından dolayı ben Fazilet Hanım ve Kızlarından bir uzaklaştım, bir soğudum. Yani yeni sezon tanıtımını izlediğim zaman da pek bir heyecan da alamadım. Belki o da aklım sezon finaline girdikleri Asım, Fazilet ve Ece sahnesinde kaldığından dolayı olmuş olabilir. Ha, yeni sezonda bunu bu şekilde işlerler mi işlemezler mi bilmiyorum ama Asım'ın izlediğim yeni sezon tanıtımlarında Ece'ye bir aşkla bakması, gözlerin içinin parlaması galiba yeni sezonda da devam edecekler bu şekilde. Ben kendi adıma söyleyeyim, sübyancılık tarafından dolayı Fazilet Hanım ve Kızlarını yeni sezonda izleyeceğimi düşünmüyorum. Pek de böyle düşüncelerimi de normalde söylemem. Sonuçta seyircinin karar vereceği bir nokta. Dediğim gibi arkadaşlar, yani aklım daha benim sezon finalindeki Asım, Fazilet ve Ece sahnesinde kaldığı için ve Ece'nin o yaşta hamile kalıp işte kendini intihar etme yoluna gitmesi, Asım'ın işte Ece'ye bir sübyancılık gözle bakması, Fazilet'in hırsları, Fazilet'in zengin olmak tamam isteyebilir ama yani ne bileyim arkadaşlar, bana şey gelmiyor. Tamam, reyting önemli, önemli de yani bunu yeni sezonda işlemeseler bile artık Fazilet Hanım ve Kızları sadece o işledikleri konudan dolayı bile benim diziden uzaklaşmama neden oldu. Yani Fazilet Hanım ve Kızları içinde bu videoyu da söyleyen arkadaşlar, abi ne olur ne olmaz dedikleri için de çektim. Yani hakkında hayırlısı olsun. Dediğim gibi ben yeni sezon tanıtımını izlediğimde Fazilet'in ben bu konağa yakında hanım olacağım deme hırsı, işte Ece ile Asım'ın öyle bir bakışması, yani Asım'ın Ece'yi yiyecek gibi bakması, diğer erkek oyuncuların bakışları, yani ne bileyim arkadaşlar, bazen de bu kadar olmaz diyorum. Yani
Fazilet Hanım ve kızlarını da yerden yere vurmuyorum. Beni Twitter sayfamdan da takip edenler bilir, kişiliğimi bilenler bilir. Ben bazı konularda hassasım arkadaşlar. Yani ondan dolayı da sadece Fazilet Hanım ve kızları için hakkında hayırlısı neyse o olsun diyorum. Allah herkesin yolunu bahtını açık etsin. Kendinize çok çok iyi bakın.